Boğulmuş vakitten bahsettik ama biraz da fıtık hakkında konuşabilir miyiz? Fıtık evet. Fıtık karın duvarındaki defeklere denir, yırtıklara. Bazen ameliyat yerleri yırtılır. İnstitüsyonel hern dediğimiz bir çeşidi olur. Kasık fıtığı, karın fıtığı olur. Bel fıtıkları bunun haricinde o sık sık karıştırılan bir şey. Bel fıtığı beyin cerrahisinin konusu. Sanki her fıtık bir adlandırılıyormuş gibi. Evet. Kullanılır ama öyle değil. Öyle değil. Bel fıtığı tamamen ayrı bir konu. Yani o beyin cerrahisinin. Ayrı. Boğulmuş fıtık ayrı. Evet. Bu bel fıtığı haricindekiler bizimle ilgili konu. Evet. Benim konum. Şimdi fıtıklarda o ana amaç sonuçta bir yırtık, elbisedeki bir yırtık. İlaçla geçmez. Ne bileyim masajla, bandajla falan iyileşmez. Bunun dikilmesi lazım. Sadece dikmekle bile artık kabul edilmiyor. Çok küçükse oluyor da. Yama koymak gerekiyor. Yama bu bölgeye özel yerleştirilen bir malzemedir. Ve önce defekt onarır. Ben çok üzerinde çalıştığım konulardan biridir fıtıklar ve birçok çeşit ameliyatlarını da yaptım. Ben genelde şu prensibi uyguluyorum. Önce eski anatomik haline getiriyorum. Yırtılmadan önceki halde kasları yaklaştırıp düzeltiyorum. Onun üzerine uygunsa en iyi yamalardan, malzemeden yerleştiriyoruz. Onu da her tarafından dikişlerle tutturup zırh gibi bir yapı meydana getiriyorum. Ve bundan da çok memnunum. Hastalarım da öyle. Hem nüksleri, tekrarları olmuyor. Hem de çok rahat hareket edebiliyor hastalar. Fıtıklarla ilgili böyle çok güzel başarılı ameliyatlar yapıyoruz. Peki fıtık dedik de hocam, burada kişinin kilosu da önemli midir? Mesela obezite olması, kilolu olması, zayıf olması önemli bir faktör müdür? Önemlidir. Şöyle ki burada ama zayıflarda da fıtık olabilir. Ama tabii ne kadar karın içi basıncı yüksekse kiloyla beraber biliyorsunuz gövde genişliyor. Evet. Genişledi. Örneğin göbeği şöyle küçük bir durumdayken genişledikçe o da genişliyor. Bu sefer bir fıtık meydana geliyor göbekte. Karın ağırlığının basıncıyla kasıkta fıtık olabilir. Zorlanmak, ıkınmak, öksürme, koahlı hastalarda çok olur. Mesela fıtık öksürmeye bağlı. Ama tabii temelde anatomik bir açıklıktan meydana gelir. Örneğin çocuklarda da fıtık olur. Yeni doğanda olur. 3-5 yaşlarında olur. Erkeklerde ağır yük kaldırmakla, işte ağır spor yapmakla, çok kuvvetli mekik çekmekle falan olur. Bu o kasık bölgesinde ya da göbek bölgesindeki zayıf dokunun yırtılmasına neden olur.